Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Alman Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar dizi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesinin çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Platon ya da İslam dünyasında bilinen ismiyle Eflatun, antik klasik Yunan filozofu ve matematikçidir. Antik çağ Yunan felsefesinde Sokrates öncesi filozoflar daha ziyade materyalist görüşler üretmişlerdir. Antik felsefenin maddeci öğretisi atomcu Demokritos ile en yüksek seviyeye erişmiş, buna mukabil düşünceci yani idealist felsefe Platon ile doruk noktasına ulaşmıştır. Platon bir sanatçı ve özellikle edebiyatçı olarak yetiştirilmiş olmasından büyük ölçüde istifade etmiş, kurguladığı düşünsel ürünleri çok ustaca ve şiirsel bir anlamla süsleyerek asırlar boyu insanları etkilemeyi başarmıştır. Modern filozoflardan Alfred North Whitehead'e göre Platon'dan sonraki bütün Batı felsefesi onun eserine düşülmüş dipnotlardan başka bir şey değildir. Görüşleri İslam ve Hristiyan felsefesine derin etkide bulunmuştur. Platon eserlerini diyaloglar biçiminde yazmıştır. Diyaloglardaki baş aktör çoğunlukla Sokrates'tir. Sokrates insanlarla görüşlerini tartışır ve onların görüşlerindeki tutarsızlıkları ortaya koyar. Platon çoğunlukla görüşlerini Sokrates'in ağzından açıklamıştır. Ancak en ünlü hikayelerinden biri, Atlantis ismindeki antik bir medeniyetin trajik yok oluşunu anlatan hikayesidir. Atlantis, Platon'un iki diyaloğuna konu olmuştur. Bunlar Timaeus ve Critias adlı diyaloglardır. Platon, Atlantis'in öyküsünü anlatmaya Timaeus adlı diyaloğunda başlamış, Critias'la yeniden ele alarak devam etmiştir. Ancak Critias yarım kalmıştır. Bir zamanlar yeryüzünde yaşamış, ileri gelişmişlik seviyesine ve tüm dünyaya barış getirebilecek kadar yüksek bilgelik düzeyine erişmiş, ancak yaşadıkları kıta parçasının okyanusa batması sonucu yok olmuş efsanevi uygarlık. Hikayeye göre Atlantis'in kurucuları yarı insan yarı tanrıydılar. Ütopik bir uygarlık yaratmış ve büyük bir deniz gücüne dönüşmüşlerdi. Evleri geniş hendeklerle ayrılmış ve merkeze nüfuz eden bir kanalla birbirine bağlanmış eş merkezli adalardan oluşuyordu. Yemyeşil adalar altın, gümüş ve diğer değerli metalleri içeriyordu ve yoğun, nadir, egzotik, vahşi yaşama da ev sahipliği yapıyordu. Merkez adada büyük bir başkent vardı. Atlantis, bilge önderleri, kahinleri, imparatorları sayesinde adil bir şekilde yönetiliyordu. Bilim ve sanat adeta çiçekleniyordu. Bu, Atlantis'in altın çağıydı. Ancak bu çağ sonrasında kudretli uygarlık beklenmedik bir biçimde yok oldu. Kısaca bu şekilde karakterize edebileceğimiz büyük Atlantis uygarlığı, nesiller boyunca hayalperestleri, okültüsleri ve yeni çağ akımı mensuplarını büyüledi. Binlerce kitap, dergi ve web sitesi Atlantis'e adandı ve bu konu popülerliğini günümüze dek kaybetmedi. Onu bulmaya ömrünü adamış insanlardan kimileri bu uğurda servetini,
kimileri ise hayatını kaybetti. Kökenleri tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiş benzer rivayetlerden farklı olarak biz, büyük Atlantis efsanesinin ilk nereden çıktığını biliyoruz. Bu hikaye ilk olarak M.Ö. 360 yılında Platon'un diyaloglarından ikisinde, az önce de dediğimiz gibi Timaeus ve Critias'ta anlatılmıştır. Platon hikayesinin şairler, rahipler ve diğerleri tarafından aktarıldığını söylemişti. Burada kaynaklar biraz çelişiyor. Kimileri Platon'un Atlantis hakkındaki yazılarının gizemli uygarlıkla ilgili bilinen ilk kayıtlar olduğunu yazarken, diğerleri Firavun 3. Ramzes'in de eserlerinde Atlantis'ten bahsettiğini yazar. Bu kaynağa göre Atlantis bugünkü Roma civarındaydı. Bunun üzerine bazı tarihçiler Mısır halkının ve medeniyetinin Atlantis'ten oraya göç eden insanlardan oluştuğunu iddia etmektedir. Ünlü tarihçilerin iddialarına göre Mısır tarihi çok üst düzey bir medeniyettir ve hiç başlangıç dönemi görülmemiştir. Medeniyetin başladığından beri olgun ve işi bilen insanlardan oluşmuştur. Bu nedenle bu insanların Atlantis'in bilgeliğinden geldikleri ve bu bilgeliğin yeni Mısır topraklarında çağın ilerisine geçecek şekilde yapılar ve eserler bıraktıkları şeklindedir. Bugün hala Atlantis'in yeri araştırılmaktadır. Özellikle Kanadalı araştırmacıların Atlas Okyanusu'nda yaptığı araştırmalarda Bermuda Şeytan Üçgeni'nin dibinde piramitlere benzer yapılar ve bazı antik kalıntılar bulunmuştur. Buranın Atlantis olduğu iddia edilmektedir. Ayrıca M.Ö. 12.000 ve 9.500 yılları arasında buzul çağı ve büyük depremlerin yaşandığı, hatta İngiltere civarında denizin dibinde büyük ormanların bulunduğu bilinmektedir. Atlantis'in de bu süreçte Atlas Okyanusu'nun içerisinde kaybolduğu sanılmaktadır. Başka bir araştırmaya göre ise Atlantis bugün Kıbrıs ile Suriye arasındaki bir bölgede denizin altına gitmiştir ve bugünkü Kıbrıs adası Atlantis'in devamıdır. Yani Suriye ve Kıbrıs arasında kalan bölge Atlantis yerleşim yeriydi ve ada Akdeniz'in derinliklerinde yatmaktadır. Her ne kadar Atlantis'in yeri sürekli araştırılsa da aslında Atlantis'in Platon'un Ütopya şehirlerinden biri olduğu, böyle bir şehrin aslında var olmadığı, Platon'un Sicilya işgali Truva Savaşı'ndan etkilenerek böyle bir kayıp şehri eserlerinde işlediği şeklinde iddialar da sürmektedir. Diğer kısım tarihçileri ise hala aktif arkeologlar eşliğinde Atlantis'in yerini araştırmakta ve son zamanlar özellikle ülkemizde Manisa dolaylarında ve Ege'de araştırmalarını yoğunlaştırmaktadırlar. Atlantis habercilerine göre Atlantis büyük bir deprem veya daha büyük bir felaket nedeniyle yıkılmaya başladı ve kayıklarla kaçan kişiler Atlantis efsanesinin temelini oluşturdu. Yok olmasını büyük tufana bağlayan tarihçiler çoğunluktadır. Büyük tufan neticesinde yok olan kayıp şehirden kaçanların bugün Aztekler ve İskandinav ülkelerinin Avrupa ülkelerinden Mısırlılara dek pek çok halkın kökenini oluşturduğu iddia edilmektedir. Günümüzde esasen barışçıl bir ütopya olarak anlatılan Atlantis, aslında Platon'un yazılarında biraz farklıdır. Ütopya, gerçek olamayacak kadar mükemmel, hayali bir toplum demektir. Kelime kökeni siyasi bir ideali ifade etmek için tasarlanan, hayali ülke anlamında kullanılan Yunanca Ütopya sözünden gelir. Antik çağlardan kopup gelmiş gibi dursa da aslında yeni çağ icadı, yapay bir kelime olan Ütopya'nın mucidi, 1516'da aynı isimde bir kitap yazan İngiliz devlet adamı, hukukçu ve yazar Thomas More'dur.
bir Rönesans insanına yaraşır şekilde Latince olarak kaleme aldığı eserinde Ütopya adındaki hayal ürünü ada ülkesinden bahseden More, bu sayede bir yandan idealindeki sosyal, dini ve politik dünyayı tasvir ederken, bir yandan da kendi döneminin İngiltere'sini taşa tutmuş. Kimi yorumculara göre Thomas More, eserinden 1800 yıl önce kendi ideal devletini anlatan Platon'a göz kırpmak istemişti. Platon'a göre Atlantis uygarlığı, Batı Avrupa ve Afrika'nın birçok kısmını fethetmiş ve Solon'un zamanından 9000 yıl önce Atina'yı da fethetmeye çalışmış ancak başarılı olamamış, kısa süre sonra da bir gecede okyanusa batmıştı. Platon'un diyaloglarında gizli bir hikaye halinde olan Atlantis, genellikle Platon tarafından kendi politik teorilerini anlatmak için yaratılmış bir efsane olarak görülür. Birçok akademisyen için Atlantis hikayesinin amacı belirgin olmasına rağmen Platon'un hikayesinin ne kadar eski hikayelerden derlendiği bir tartışma konusudur. Bazı akademisyenler Platon'un hikayeyi Tera yanardağı patlaması veya Truva Savaşı'ndaki bazı öğelerle oluşturduğunu savunurken, bazıları ise M.Ö. 373'te gerçekleşen Helike'nin yıkımı veya M.Ö. 415 ile 413 yılları arasında gerçekleşen Atina'nın başarısız Sicilya işgali gibi olaylardan esinlendiğini savunurlar. M.Ö. 421 yılında Sokrates'in evindeki bir felsefe sohbetinde Atinalı devlet adamı Kritias, dedesi Dropides'in kendisine naklettiği efsaneyi hikaye eder. Hikayeyi dede Dropides'e nakleden ünlü Yunan şairi Solon'dur. Solon'un gösterdiği kaynak ise Mısır'da bulunduğu dönemde tanıştığı Mısırlı bir keşiştir ve keşişe göre Atlantis'e ilişkin olaylar M.Ö. 9000 yılında gerçekleşmiştir. Kur'an'da Ad kavmi diye geçen uygarlığın Atlantis olduğu varsayılır. Adland, kuzey dillerinde Ad ülkesi demektir. Kimi araştırmacılara göre İbranice'deki ilk insanı belirten ve adama sözcüğünden gelen Adem, Sanskrit dilindeki ilk, başlama anlamına gelen ve Aryenlerin ilk konuşan insan türüne verdikleri ad olan Adi, Friglerin Addis, Kafkasyalıların Adige, Polinezya'daki Atea, Truva öyküsündeki Ate, Aztek mitolojisindeki Adslan yani ada ve Türkçedeki ad, ada, ata sözcükleriyle Ad kavminin adı arasında etimolojik bir bağlantı olabileceği düşünülmektedir. Kimi kaynaklar ise bu kelimenin sanıldığından çok daha eskilere dayandığı ve hangi dilde olduğunun da bilinmediğini savunur. Arkeoloji profesörü Ken Feder'in Kuşkulu Arkeoloji Ansiklopedisi adlı kitabında Platon'un öyküsündeki Atlantis'in onurlandırılacak veya öykünecek bir yer olmadığı belirtiliyor. Bu kaynağa göre Atlantis mükemmel bir toplum değildi. Aksine Atlantis maddi açıdan zengin, teknolojik açıdan gelişmiş, askeri açıdan güçlü fakat bu gücü ve zenginliği dolayısıyla bozulmuş bir ulustu. Platon'un Atlantis tanımı, Atina şehrinin güçlü rakibinden çok daha fazla anlam ifade ediyordu. Atlantis bugün gerçekten sağlam ve yerleşik bir halde var olsaydı, Feder'e göre muhtemelen hepimizi öldürmeye veya köleleştirmeye çalışan bir süper güç olurdu. Platon'un Atlantis'i kendi hikayeleri için bir kurgu olarak tasarladığı açıktı. Çünkü onun gerçekten de var olduğu ile ilgili dünyanın başka hiçbir yerinde herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Günümüze de gelmiş eski Yunanca metinlerden hiçbirinde, örneğin seyyahlara, denizcilere,
Tarihçilere ait kayıtlarda da bu isme rastlanmıyor. Platon'un hikayelerinden önce Atlantis diye bir ülkenin varlığına ait bir iz veya kanıt da bulunmuyor. Mark Adams, "Beni Atlantis'te karşılayın, Üç Kıta Üzerinden Efsanevi Kayıp Şehri Aramak" adlı kitabında bu eski Grek efsanesinin nasıl bu kadar dünya gündemine yerleştiğini anlatır. Adams'a göre bu durumun müsebbibi Minnesotalı Ignatius Donnelly adlı bir adamdı. Amatör bir tarihçi ve kongre üyesi olan Donnelly, 1882 yılında yazdığı Antediluvian Dünyası adlı kitabında uygarlık ve teknolojideki tüm büyük ilerlemelerin Platon tarafından anlatılan ve uzun zamandır kayıp olan adaya kadar geri götürülebileceğini iddia etmişti. Ancak Donnelly yalnızca Platon'un hikayesini popülerleştirmenin ötesine geçti. Atlantis efsanesine, sonradan bu mitin bir parçasına dönüşecek olan kendi gerçekleri ve fikirlerinden bazılarını da ekledi. Donnelly, şimdi difüzyonizm olarak adlandırılan fikir akımının, yani bütün harika kültürlerin tek bir kaynağa kadar geri götürülebileceğini savunan fikri önermiş ilk isimlerden biridir. Donnelly yazdığı kitabın bir kopyasını Charles Darwin'e de yollamış ve Darwin kendi deyimiyle ilginç fakat çok tuhaf bulduğu bu kitabı kuşkucu bir ruhla okumuştu. Uzunca bir süre boyunca Donnelly'nin tüm kaynaklarını araştıran Adams sonunda onu Rüzgar Torbası adlandırdı. Rüzgar torbası deyimi iddialı ve otoriter bir havayla uzun ama boş konuşan insanlara denir. Adams'a göre Ignatius Donnelly, araştırdığı kaynaklardan yalnızca kendi fikrini destekleyecek olanları, yani işine gelenleri almış, bu sırada en makul şüpheleri bile görmezden gelmişti. Daha sonra daha az şüpheci yazarlar, Donnelly'nin teorilerini geliştirerek kendi görüşlerini ve spekülasyonlarını eklediler. Bunlar arasında bu konuya Gizli Doktrin adlı kitabında değinen ünlü mistik Madame Blavatsky ve 1920'lerde ünlü psişik Edgar Cayce de vardı. Atlantis öyküsüne kökten dinci bir Hristiyan yorumu yapan Cayce, çoğu Atlantis'te geçmiş yaşamları olduğunu iddia ettiği binlerce insan için psişik okumalar yaptı. Ne yazık ki hiçbir bilgi doğrulanamadı ve Cayce, Batık kıtanın 1969'da keşfedileceği kehanetinde de yanıldı. Naziler süper ırkların köklerini aramak için Grönland adasından Etiyopya'ya kadar arkeolojik araştırma ekipleri gönderdiler. Bu konuda en son vardıkları nokta kayıp Atlantis'i bulup ortaya çıkarmaktı. Müttefikler 1945 yılında Heinrich Himmler'in özel kütüphanesini ele geçirdiklerinde gizli bir kitap koleksiyonuyla karşılaştılar. Bunların arasında Ernst Höbiger'in The World Ice History yani Dünya Buzul Tarihi adlı kitabın bir kopyası da bulunuyordu. Kitapta yazar uzaydan gelen süper ırkın eski Atlantis adasına yerleştiğini iddia ediyordu. Höbiger'e göre bu süper ırk burada çok ileri bir uygarlık kurdu. Bu uygarlık buzul tabakalarının ilerlemesiyle yer değiştirdi ve dünyanın çeşitli yerlerine dağıldı. Yunanlılara ve Mısırlılara uygarlığı öğreten de onlardı. Himmler bütün bunlara inanmakla kalmadı, Atlantislilerin torunlarının en mükemmel bireylerinin Almanya'da yaşadıklarına da kesin gözüyle bakmaya başladı. Diğerleri ise dünyanın çeşitli yerlerine yayılmışlardı. Onun görüşlerine göre bunlar süper insanlar olan Arilerdi. Nazi devletinin içinde en korkulan organizasyon olan SS'leri yaratırken Himmler'in hayal dünyasını besleyen bu düşüncelerdi. Himmler'in kütüphanesindeki diğer kitapların arasında Hörbiger'in kitabını bir kenara bırakmak kolay olabilir.
Ama bu teorilerin doğru olduğunu kanıtlamak için yaptıklarına bakınca hayli şaşırtıcı olduğu görülüyor. Öyle ki bu muhtemelen dağılmış ana ırkın ve Atlantis'in ırksal ve arkeolojik kalıntılarını bulmak üzere İzlanda, Grönland, Orta Amerika hatta Tibet'e kadar keşif heyetleri gönderildi. Literatürde açıkça görünen kaynağına rağmen yüzyıllar boyunca pek çok insan Atlantis'i nerede bulacağına dair spekülasyonların gerçeklik payı olması gerektiğini iddia etti. Aynı anlatıma dayanan sayısız araştırmacı ve seyyah kayıp kıtayı dünyanın farklı yerlerinde aradı. Muhtemel yerlerden bazıları Atlantik Okyanusu, Antarktika, Bolivya, Türkiye, Almanya, Malta ve Karayipler'di. Oysa Platon Atlantis'in yeri konusunda çok netti. Buna göre o zamanlar okyanus daha rahat bir şekilde geçilebiliyordu çünkü antik Yunanlıların Herkül'ün sütunları dediği Cebel-i Tarık kayalarının olduğu yerde Libya ve Asya'nın birleşik halinden daha büyük bir ada vardı. O zamanlar oradan başka adalara, oradan da karşılarında uzanan ve gerçekten adını hak eden denizin kenarındaki bütün kıtaya ulaşılabiliyordu. Çünkü sözünü ettiğimiz boğazın iç tarafı girişi dar bir limana benzer, dış tarafı ise gerçekten büyük bir denizdir. Etrafını çeviren kara parçası da gerçekten kıta denebilecek bir topraktır. İşte bu Atlantis adasında hükümdarlar hakimiyetini bütün adaya, öteki adalara, hatta kıtanın bazı parçalarına kadar uzatan büyük, hayranlığa değer bir devlet kurmuşlardı. Bunlardan başka boğazın iç tarafında, bizim tarafta, Mısır'a kadar Libya'nın, Tirhenya'ya kadar da Avrupa'nın hakimiydiler. Bugün bu devlet bütün kuvvetlerini bir araya toplayarak sizin yurdunuzu, bizimkini, boğazın iç tarafındaki bütün ulusları boyunduruğu altına sokmak istedi. İşte o zaman Solon bütün değerlerini, bütün kuvvetini dünyanın gözü önüne serdi. Cesaretten, savaş bilgilerinden yana ötekilerin hepsinden üstün olduğu için Helenlerin başına geçti. Ama ötekiler kendini bırakıp çekilince bir başına kalan, böylece en tehlikeli duruma düşen iliniz istilacıları yendi, bir zafer anıtı dikti, şimdiye kadar hiç kölelik etmeyenleri kölelik tehlikesinden kurtardı ve bizim gibi Herakles sütunlarının iç tarafında oturanları iyi yüreklilik ile serbestliğine kavuşturdu. Ama bundan sonra korkunç yer sarsıntıları, tufanlar oldu. Bir gün, bir uğursuz gecenin içinde ne kadar savaşçınız varsa hepsi birden bir vuruşta toprağa gömüldüler. Atlantis adası da aynı şekilde denize gömülerek yok oldu. İşte bunun içindir ki ada çökerken meydana getirdiği sığ bataklıklar yüzünden o deniz bugün bile geçilmez, dolaşılmaz bir haldedir. Bütün bunlara rağmen Atlantis ne orada ne de başka bir yerde bulunabildi. 2013 Mayıs'ında Brezilyalı ve Japon bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibinin Rio de Janeiro'nun açıklarında büyük miktarda granit bulduğu, bunun da Atlas Okyanusu'nda bir kıtanın varlığına işaret ettiği belirtildi. Brezilyalı bir yetkili granitin sadece kuru bölgelerde oluştuğuna dikkat çekerek Atlantis'in yer aldığı düşünülen bölgede bir kara parçasının varlığının bu şekilde ortaya çıktığını ifade etti. Büyük miktarda granit, Japonya Deniz Araştırma ve Teknoloji Kurumu'na ait olan Shinkai 6500 adlı denizaltıyla ortaya çıkarıldı. Granitin milyonlarca yıl önce suyun dibine çöktüğü tahmin ediliyor. Araştırmalar sırasında büyük miktarda da kuvarsa rastlandı. Kuvarsın da denizde oluşmadığına dikkat çekildi. Kara parçasının temelinin ise bazalttan olduğu düşünülüyor.
İngiliz bilim insanları Kuzey Atlantik'te kayıp kıta Atlantis olduğunu düşündükleri 10.000 kilometre karelik bir kara parçası keşfetti. Orkney, Shetland adalarının batısında bulunan bu 56 milyon yıllık kara parçasının üzerinde dağlar ve 8 büyük nehir yatağı saptandı. Keşif, petrol şirketlerinin kullandığı yankı sondajı adlı teknikle yapıldı. Okyanus yatağının yaklaşık 2 kilometre aşağısında bulunan bu kara parçası için Cambridge Üniversitesi uzmanları, "Bulduğumuz kara parçası antik bir fosile benziyor," dedi. 17 Aralık 2009'da denizaltı arkeologları zenginlik ve bilginin sembolü efsanevi kayıp kıta Atlantis'in kalıntılarını bulduklarını öne sürdüler. İngiliz Daily Mail'in haberine göre kendilerini tanımlamayı reddeden arkeologlar, Karayip Denizi'nin dibinde çektikleri ve Atlantis şehrine ait olduğunu belirttikleri görüntüleri yayınladı. Deniz yatağındaki kalıntıların Mısır piramitlerinden öncesine dayanan bir şehre ait olduğu belirtildi. Arkeologların çektiği görüntülerde bir kentin sokaklarını ve yapıları andıran görüntüler net biçimde görülebiliyor. Arkeologlar yapılardan birinin de muhtemelen bir piramit olduğunu vurguluyor. Şehrin bulunduğu yeri tam olarak açıklamayan arkeologlar, Karayip Denizi'nin derinliklerinde olduğunu söylemekle yetindi. Kasım 2017'de bu sefer Pasifik Okyanusu'nda araştırmalar yürüten uzmanlar, Pohnpei adasında kayıp Atlantis'e ait olduğu düşünülen izlere rastladı. Kalıntılar Pasifik Okyanusu'nun ortasında 600 adadan oluşan adacık devleti Mikronezya'da keşfedildi. Quick Bird 2 uydusunun çektiği fotoğraflar sayesinde keşfedilen antik yapıların kendilerine en yakın büyük kara parçaları olan ABD'ye 2500 mil, Avustralya'ya ise 1600 mil uzaklıkta olduğu hesaplandı. Söz konusu yapıların bulunduğu antik kentin ismi Nan Madol. Bu kelimeler iki yer arasındaki boşluk anlamına geliyor. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Texas Güney Methodist Üniversitesi'nden arkeolog Mark McCoy, "Bana kalırsa bu önemli ve yeni bir buluş. Bölgedeki izlerden Nan Madol'ün bir başkent, politik bir güç merkezi olduğu ve dini ritüellere sahne olan bir şehir konumunda bulunduğunu anlıyoruz," diyerek Atlantis medeniyetinin başka şehirlerinin de bulunabileceği sinyallerini verdi. Alman bilim insanı Siegfried Schopp, Atlantis'in Karadeniz'de olduğunu ve Nuh tufanının da Atlantis'in sulara gömülmesiyle oluştuğunu ileri sürdü. Schopp, Atlantis'in bir ada şeklinde olmadığını, aksine o zamanlar bir tatlı su gölü olan Karadeniz'in etrafını çevreleyen bir ülke olduğunu savunmuştur. Onlara göre Atlantis şehirleri Karadeniz'in taşması sonucu sular altında kalınca buradan göçenler Mısır, Yunan, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarını kurdular. Avrupa'da ve Türkiye'de konuşulan birçok dilin kökeni Karadeniz'deki Atlantis uygarlığına dayanır. Yunanlılar Atlantis krallarının adlarını alarak mitolojilerini oluşturdular. Atlantis'le ilgili öne sürülen iddialardan biri de efsanevi kıtanın Antarktika'da olduğuna ilişkindir. Profesör Charles Hapgood'un teorisinden yola çıkarak Antarktika'da eski bir medeniyete ait kalıntılar olabileceği ileri sürülmüştür. Hapgood, 1950'li yıllarda Güney Kutbu'nun binlerce yıl önce eski ve gizemli bir medeniyete ev sahipliği yapmış olabileceğini söylemiş ve litosferin yer değiştirmesinden yola çıkmıştı. Bu teoriye göre dünyanın her yerinde 20 bin ile 30 bin yılda bir kabukta bir takım değişimler oluyor. Hapgood 11.600 yıl önce Antarktika'nın büyük bölümünün buzsuz olduğunu belirtmişti. Profesör çalışmalarında ayrıca Peary Reis'in dünya haritasında
Antarktika'nın kuzey kıyılarını göstermesinden yararlanmıştır. Albany'deki New York Eyalet Müzesi Küratörü Charles Orser'in dediği gibi, haritayı önünüze açın ve parmağınızı rastgele herhangi bir yere koyun. Birisi mutlaka Atlantis'in orada olduğunu iddia etmiştir. O hayal edebileceğiniz her yerdeydi. Amerikalı araştırmacı Robert Sarmast, Platon'un ünlü diyalogları Critias ve Timaeus'un ifade ettiği yaklaşık 50 fiziksel işaretten yola çıkarak çalışmalarını Kıbrıs Yayı ve Levantin Havzası olarak tarif edilen Doğu Akdeniz kıyılarına kaydırdı. Bölgeyle ilgili olarak Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin hazırlamış olduğu haritalardan ve veri tabanlarından faydalanan Sarmast, bu bilgilerin yeterli olmadığını görünce dünyaca ünlü jeofizikçi Dr. John Hall ile işbirliğine gitti. Hall, Sarmast'a 1980'li yıllarda bir Rus petrol gemisi tarafından Doğu Akdeniz'de deniz tabanından toplanan dijital verileri iletti. Amerika Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Dr. Hall'dan gelen verileri birleştiren Sarmast, bölgenin 3 boyutlu ve batimetrik yani derinlik ölçü birimi haritalarını çıkardı. Sarmast'a göre Atlantis, Kıbrıs ile Suriye arasındaydı ve batan kıtanın en üst noktası da bugünkü Kıbrıs'tı. Sarmast, Discovery of Atlantis isimli ünlü eserinde Atlantis'in bu bölgede olmasını güçlendiren bulguları ve nedenleri açıklamıştır. Yazar Sprague de Camp, Kayıp Kıta adlı kitabında şöyle diyor. Hem Platon'un hikayesinin tüm ayrıntılarını kafanıza göre değiştirip, hem de bu konunun Platon'un hikayesine dayandığını iddia edemezsiniz. Bu efsanevi Kral Arthur'un aslında Kleopatra olduğunu iddia etmeye benzer. Kleopatra'nın cinsiyetini, milliyetini, yaşadığı çağı, mizacını, manevi karakterini ve diğer detayları değiştiriyorsunuz, ve böylece her şey sözüm ona örtüşmeye başlıyor. Walworth ve Siostrum'a göre son buzul çağında su seviyesinin düşük olması Atlantis'in varlığı için yeterli bir sebeptir. Bu iki araştırmacının geniş bir araştırmaya dayanan tezlerine göre periyodik olarak peş peşe gelen volkanik patlamalar dünyanın geçmişinde uzun buzul çağları yaratmıştır. Bazı jeolojik izlere göre buzlar bütün kıtaları kaplamıştır. Su seviyeleri inip yükselmiştir. Halen güncelliğini koruyan ve Donnelly tarafından ortaya atılan bir teze göre, Atlantis'in batmasıyla daha önce onun yüksek dağları tarafından engellenen sıcak Gulf Stream akıntısı Kuzey Avrupa'ya ulaşarak buzların erimesine yol açmıştı. Halen yolunda devam eden bu sıcak akıntı, Avrupa'nın ısısını bulunduğu enleme rağmen ılımlı tutmaktadır. Oysa aynı enlemde bulunan Rusya'daki şehirler çok daha soğuk iklimlere sahiptir. Kuzey Sibirya'daki buzlar altında on binlerce donmuş mamut cesedi vardır. Bu mamutların toplu bir felakete uğradıkları ortadadır. Ani bir donmadan ölen bu mamutlardan bazılarının midelerinde halen yemekte oldukları otlar bulunduğu görülmüştür. Karbon 14 testleri onların yaklaşık 12 bin yıl önce öldüklerini gösteriyor. Aşırı soğukların olduğu Sibirya, mamutlar gibi sıcakkanlı hayvanların yaşayabileceği uygun bir yer değildir. Bu durum, Sibirya gibi şimdi çok soğuk olan bölgelerin bir zamanlar ılıman bir iklime sahip olduğuna işaret etmektedir. Bununla ilgili başka kanıtlar da bulunmuştur. Bütün bunlar ani bir iklim değişikliğinin olduğunu göstermektedir.
Profesör Frank Hibben'a göre son buzul çağının sonuna gelen bu devrede sadece Kuzey Amerika'da 40 milyon hayvan ölmüştü. Amerika'da Niagara çağlayanlarının 12.500 yıl önce meydana geldiği hesaplanmıştır. Cordilleras dağları yaklaşık 10.000 yıl önce meydana geldiler. Karbon 14 testlerine göre şu anda Bermuda civarlarında deniz altında olan geniş bir bölgede 11.000 yıl önce sedir ormanları vardı. Bu bölgede yapılan araştırmalarda Küba yakınlarında denizin 180 metre altında binlerce yıllık antik batık bir şehir bulundu. 1986 yılında Japonya'da Yonaguni-jima adası yakınında denizin 25 metre altında Yonaguni Monument olarak adlandırılan antik batık bir yapı bulunmuştur. Aynı şekilde İngiltere'ye yakın Kuzey Denizi, İrlanda ve Grönland yakınlarında deniz diplerinde binlerce yıl önce denizin dibini boylamış ormanlar görülür. National Geographic'ten araştırmacı Robert Ballard, Atlantis hikayesinde gerçeklik payı olabileceğini düşünen tek bir Nobel ödüllü bilim insanının daha bulunmadığını söylemekle birlikte, kıtanın batmasıyla ilgili kısmın pek de mantıksız olmadığını kaydediyor. Ancak Atlantis'in bir efsaneden ibaret olduğuna dair en belirgin işaret, son 10 yılda oşinografi ve okyanus tabanı haritalamasında elde ettiğimiz büyük gelişmelere rağmen kayıp bir kıta ile ilgili herhangi bir ize rastlanmamasıdır. 2000 yıl boyunca insanların okyanusun derinliklerinde gizlenmiş, batık bir kıtanın olabileceğini düşünmeleri anlayışla karşılanabilir. Okyanusların dibinde hala keşfedilmemiş birçok gizemin yattığı da biliniyor. Fakat okyanografların, denizaltıların ve deniz proplarının Libya ve Asya'nın birleşmesinden daha büyük bir kıtanın izlerini görmezden gelmeleri mümkün değil. Ayrıca levha tektoniği de Atlantis'in varlığının imkansız olduğunu gösteriyor. Kıta kayması sonucu okyanusların zemini zamanla genişledi. Burada Atlantis'in batabileceği bir yer yok. Ken Feder'in de söylediği gibi, jeoloji gayet açık. Platon'un bahsettiği yerde sonradan batmış geniş bir kara parçasının bulunması mümkün değildir. Modern arkeoloji ve jeoloji bu konudaki net kararını vermiştir. Atlantis isminde bir kıta ve bu isimde bir uygarlık hiçbir zaman var olmadı. Peki bu hikaye Platon'un ölümü üzerinden 2300 yıl geçmesine rağmen neden hala bu kadar canlı bir gündem konusudur? New York Annandale'daki Barr College'dan Profesör James Rome'a göre bunun nedenlerinden biri, hikayenin insanın hayal gücünü okşayan, daha doğrusu insanların hayalini kurmayı çok sevdiği birçok unsur içermesidir. Sonuç olarak günümüzde Atlantis ile ilgilenen akademisyenleri neredeyse tümü, Atlantis hakkında yazılan külliyatın büyük çoğunluğunun pisişiklerce uydurulan safsatadan ibaret olduğunu ileri sürerken, bir kısım araştırmacı ise yukarıda da söylediğimiz gibi, tek şahidi Platon olan bu gizemli kıtanın eski Yunanlılar tarafından unutulan, Santorini adasında gerçekleşen bir deprem sonucu karanlığa gömülen Minos, yani Girit uygarlığı olabileceğini ileri sürmektedirler. Yaklaşık 3600 yıl önce büyük bir volkanik patlama Yunanistan yakınlarındaki Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nı tahrip etti. O zamanlar çok gelişmiş bir Girit topluluğu Santorini'de yaşıyordu. Girit medeniyeti volkanik püskürmeyle aynı anda aniden ortadan kalktı. Santorini Adası'nın bilinen tarihi Giritlilerin adaya yerleşmesiyle başlamaktadır.
Santorini'deki Girit yerleşkesi Akrotiri olarak adlandırılmaktadır. M.Ö. 2. milenyumda gerçekleşen volkanik patlama, medeniyetin yok olmasına neden olmakla birlikte aynı zamanda dönemden kalan birçok kalıntı ve sanat eserinin de günümüze kadar korunarak ulaşmasına yol açmıştır. Fakat Bollard, Santorini'nin Atlantis olduğunu tabii ki düşünmüyor. Çünkü olayın yaşandığı tarihle Platon'un Atlantis'in yok oluşuyla verdiği tarih örtüşmüyor. Geçtiğimiz yılın başlarında çıkan bir haberde Atlantis'in Google Earth uygulaması kullanılarak Atlas Okyanusu'nda bulunduğu ileri sürüldü. YouTube'a yüklenen bir videoda Fas açıklarındaki Madeira denizaltı havzası olarak bilinen yerin üzerinden çekilen uydu görüntülerinde köşeleri belirgin bir şekil görünüyor. Doğaüstü olayları araştıran Blake Cousins ise Atlantis'in bu görüntülerin birkaç yüz kilometre kuzeybatısında Asir adalarının altında olabileceği yorumunu yaptı. Cousins'a göre okyanusun altındaki büyük kara parçasının üzerine kurulu olan Asir adaları, batık kent Atlantis'in üzerinde yer alıyor. YouTube'daki görüntüyü izleyenleri ise konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerektiği yorumunu yaparken, bazıları Platon'un Atlantis'i kare değil, yuvarlak bir kent olarak tarif ettiğini belirterek Cousins'ın görüşlerine katılmadı. Dalgıçlar ise belirtilen bölgede su altındaki oluşumların garip görüntülü kara parçalarından başka bir şey olmadığını söylüyor. Ardından yine geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayınlanan bir haber, konunun takipçilerini bir kez daha heyecanlandırdı. Haberde uydu firması olan Merlin Burroughs'un resmi açıklamasına yer verilmişti. Bu açıklamada Platon'un anlatımlarına birebir uyan kalıntıların tespit edildiği söyleniyordu. Merlin Burroughs'tan Bruce Blackburn, 2018 yılının sonlarında Yahoo News'a verdiği demeçte konuyla ilgili birçok kanıta ulaştıklarını ve dünya kamuoyundan da ciddi destek gördüklerini ifade etti. Bahis konusu olan yer yine Santorini adalarıydı. Girit patlaması olayından ve 1964 yılında burada keşfedilen Ege'nin Pompei, Akrotiri'nin bulunmasından sonra burası bir zamanlar Atlantis kıtasının bulunduğu iddia edilen yerlerin başında geliyor. Merlin Burroughs ekibi, eski kulelerin temelleri ve tapınak kalıntıları olduğu iddia ettikleri bazı yerler de tespit etti. Life Science'a göre ise bir arkeolog, bulunan kalıntıların muhtemelen başka bir medeniyete ait olduğunu ve konuyla ilgili görüşülen arkeologların Atlantis konusundan artık irrite olduklarını saklamadıklarını yazdı. Connecticut Eyalet Üniversitesi'nden antropoloji profesörü Ken Feder bu haber karşısında "Tanrı kalplerini kutsasın. Umarım gerçekten de bazı şeyler bulmuşlar. Bu harika olurdu." dedi. Evet, ben de dahil birçoğumuz, kalbimizin derinliklerinde bir yerlerde Atlantis türü hikayelerin gerçek olmasını, gerçek olduklarının ortaya çıkmasını istiyoruz. Bir zamanlar yeryüzünde yaşamış muhteşem uygarlıklar düşüncesi gerçekten de heyecan vericidir. Ancak maalesef elimizdeki bulgular, bunların yine bizim gibi insanların hayal ürünü olmaktan öteye gitmeyen hikayeler olduğunu gösteriyor. Ignatius Donnelly, batık kentin kesin kanıtlarının yakında bulunacağını ve dünyadaki müzelerin bir gün Atlantis'ten gelen eserlerle dolacağını öngören teorisinden emindi. Yine de 130 yıldan fazla bir süre herhangi bir kanıt bulunamadan geçti. Güzel Atlantis efsanesi, asırlar boyunca insanlığın hayal gücü ve uzun zaman önce kaybolmuş ütopya fikrine duyulan hayranlıktan beslendi ve capcanlı kaldı. Oysa kayıp Atlantis şehri aslında hiçbir zaman kaybolmadı.
O her zaman olduğu yerdeydi. Platon'un kitaplarında